Rüya yok mu Amaset? Yok. İyi, o zaman ben de yumurta yerim. Artık yumurta da yok. Ne o Amaset? Savaş mı çıktı bu kıtlığın sebebine? Allah bilir sen ekmeği de karneyle almışsındır ha. Artık tereyağı, peynir, yumurta gibi şeyleri unut be yani. Bizim yaşımızdaki biri için çok zararlı. O bizim yaşımızdaki biri dediğinde yemeği versin o saydıklarını. Bize ne? Ha, sen dalganı geç be yani. Göbeğin aldı başını gidiyor ayol. Yakında bağımsızlığını ilan ederse hiç şaşırmak. Sen benim göbeğime göbek mi diyorsun yani? Sen ne diyorsun? Göbüş. Göbüş mi? Tabii canım, benimkine dense göbüş denir. Benim göbek sembolik olarak. Aman ne olarak olursa olsun. Bundan sonra tereyağı, yumurta, peynir gibi şeyler yasak be yani. Bak, bir dilim tereyağlı ekmekte en az 3-5 bin kalori var. Bir dilim peynirde de 2-3 milyon kalori. Sen bunlardan birer parça yesen bir sabah kahvaltısında kalori milyarderi olursun ya. Tam yiyoruz ama bir taraftan da yakıyoruz. Yakıyor muyuz? Ayol, evden dışarı çıktığımız mı var yakalım? Ya ben bütün gün evde dolaşıp duruyorum. Yani şuradan mutfağa kadar yürüsem 3-5 milyon kalori yakarım. Sen mutfağa gidip buzdolabını açıp bir de orada 20-30 milyon kaloriyi alıp geliyorsun. Ne anladın böyle yürümekten? Bak, bizim sistemli bir şekilde spor yapmamız lazım Peyami. Evet, haklısın. Aslında ben bütün spor programlarını seyrediyorum ama bizzat yapmak başka tabii. Tabii başka canım. Nasıl ki yumurtayı, peyniri seyrederek şişmanlayamazsan, sporu seyrederek de zayıflayamazsın. Çocuğum, gidin içeri, bırak şöyle. Rica ederim. Şöyle şuraya. Şöyle. Buraya bırak evladım, bak sana zahmet oldu. Sağ olasın. Bırak. Hayırlı uğurlu olsun Hamaset teyze. Allah kabul etsin evladım. Aman dikkatli kullanın da kaza maza olmuyor. Hadi güle güle çocuğum. Bu ne bu Hamaset? Bisiklet, görmüyor musun? Bisiklet olduğunu görüyorum ama yani çocuk musun sen? Bu yaştan sonra ne yapacaksın bisikleti? Hayır, zayıflama bisikleti bu. Sen değil miydin şişmanladık biraz zayıflayalım diye? Ben miydim? Herhalde sendin. Ne çabuk unutuyorsun her şeyi bir yani? Yani bu olmadan da zayıflanmaz mı yani? Kim bilir kaç para vermişindir bu uyduruk şeye. Seni kazıklamışlar. Bu bisikletin tekerlekleri yok ya. Ama ne kazıklanması be yani? Tekerleksiz ucuz diye ben bunu aldım. Sebebin içinde nereye gideceksin öyle? Varsın tekerleksiz olsun canım, maksat pedal çevirmek değil mi? Ya bırak Allah seni, bu yaştan sonra pedal medal çeviremeyiz biz, yorucu olur. Bak ben orasını düşünemedim. Aslında zayıflama bisikleti yerine zayıflama motosikleti alsaydık keşke. Hani arkasında o sepetli olanlarından ya, içine biner gezerdik. Tabii ya, ne güzel, hiç yorulmadan zayıflardık, ne güzel olurdu. Ayol delirdi mi Peyami? Yorulmadan etmeden zayıflanılır mı hiç? Neden olmasın? Şimdi zayıflama eşofmanları var. Bir giyiyorsun, kılını bile kıpırdatmadan kendi kendine zayıflıyorsun. Oldu olacak, sana böyle zayıflama yatağı alalım. Hem yan gelir yatarsın, hem de ne güzel zayıflarsın. Zayıflama yatağı da mı yapmışlar? Tabii ayol. Ya da sana zayıflama koltuğu alalım. Hem böyle oturduğun yerden zayıflarsın ne güzel. Bak, zayıflama koltuğunu hiç duymamıştım. Şu Japonlar neler yapıyor ya? Sadece zayıflama koltuğu mu? Zayıflama çatalı kaşığı bile yapmışlar. Yemeği yiyorsun zayıflıyorsun. Yapma ya. Ben yapmadım, Japonlar yapmış. Peki nasıl oluyor bu zayıflama çatalı? Mesela böyle, öyle bir çatal yapmışlar ki dişleri yok. Mesela köfteye böyle batıracaksın, çatal bir türlü köfteye batmıyor. Dolayısıyla köfte orada öyle duruyor. Sen de direktman zayıflıyorsun zaten. Dalga geçme. Ben de bir an için ciddi sandım. Ay olur mu öyle, üç kuruşa beş köfte? Yorulmadan, terlemeden zayıflanır mı hiç? Hadi hadi, çok kutmuş. Şuraya çıkar da bir biraz. Şuradan şuradan. Oldu. Yavaş ol Hamaset, çok hızlı kullanıyorsun. Tamam, hızlı kullansam ne olacak? Kaza yapacak değilim herhalde. Benim olur Hamaset, birdenbire çok zayıflayıverirsin. Ondan sonra kilo alacağım diye uğraş dur. Bir şeycik olmaz.
Hadi o zaman beni değil de sen bir göbeğini eritirsin biraz he. Aman şimdi kim pedal çevirecek Allah aşkına? Ben de arka tarafa binerim, birlikte zayıflarız. Ayol pedal çevirmeden Avanta'dan kilo veremeyeceğini kaç kere söyleyeceğim ben sana Peyami? Ya, sen 10 dakikadır pedal çeviriyorsun da zayıfladın mı sanki? Zayıflama bisikletiymiş. Aslında haklısın Peyami. Bak ne kadar zamandır pedal çeviriyorum ama hala zayıflayamadım. Yoksa yanlış bisiklet mi aldık bize? Yanlış olur mu canım? Zayıflama bisikleti işte. O yüzden zayıflatmıyor işte. Baksana ismine, zayıflama bisikleti. Eğer zayıflatacak olsaydı, zayıflama bisikleti olurdu. Saçmalama Allah aşkına. Hadi in de birazcık da ben bineyim. Hadi. Ayol inmesine ineceksin değil mi? Nasıl duruyor bu alet? Ben ne bileyim, fren yok mu bunun? Ayol freni olsa basacağım ama... neyse artık durana kadar böyle bekleyeceğiz artık. Olur böyle şey ama ses birdenbire zayıflayıverirsin vallahi. İğne ipliğe dönersin ha. Sonra. Yatırmazsa. Vallahi olsun. O zaman vallahi Etopyalılar gibi bir deri bir kemik kalacağım be ya. Bir dur şunu. Dur. Dur be! Dur! Hayır öyle dur! Frene bak! Frene! Freni yok be ya! Bir nereye basacağım? Ya izleyecek mi? İmdat be ya! Dur! Bacaklarını da salla ama sen bir taraftan kulaçlarını sallayacaksın, bir taraftan da bacaklarını. Ama sallıyorum canım. Daha nasıl sallayacağım Allah aşkına? O nasıl kulaç sallamak ama sen? Yani küçücük balık bile senden daha güzel yüzüyor. Onun mesleği bu. Elbet benden daha iyi yüzecek tabii. Sen böyle benim gibi kuru kuruya yüzme mi olur hiç? Ama sulu yüzmeyi ne yapacaksın? Maksat spor olsun işte. Ama ille de denizde yüzüyormuş gibi hissetmek istiyorsan... bak. Bunlar seni havaya sokar. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen Allah aşkına Peyami? Denizde mi sen? Ne bunlar? Ya, denizde bir sürü var bunlardan işte. Yüz, hadi yüz. Allah yüz, Allah, baba artık bırak bu saçmalıkları ya. Ne güzel ben bisiklete biniyordum. Nereden çıkardın yüzmeyi sen şimdi Allah aşkına? Yüzmekten daha güzel spor var mı? Yüzerken bütün kasların çalışır. Ama pedal çevirirken yalnız bacak kasların çalışır. Yani biraz daha pedal çevirirsen bacakların Hakan Şükür'e, üst tarafında Akrep Nalan'a benzeyecek. Hadi yüz, iki gün sonra balık gibi bir vücudun olacak. Daha ne istiyorsun? Hadi. Canım benim vücudum hadi, zaten hadi. Balık gibi. Hadi. Ne istiyorsun canım baba? Allah'ım yarabbim. Hadi. Bırak, ay bacağıma kram geldi, boğuluyorum be yani. Bırak boğuluyorum. Bırak numarayı, bir damla su bile yok. Nerede boğuluyorsun? Hayır, bir damla su yokken yüzdüğüme inanıyorsun da boğulduğuma niye inanmıyorsun? İmdat! İmdat! Boğuluyorum ha! Evet harika. Şimdi yanları... Tabii ya. Sağlıklı bir yaşam için en güzeli jimnastik. Biz de boşu boşuna bisiklet aldık ya. Elbette ama sen jimnastik gibi spor mu var? İnsan bir günde tığ gibi olur valla. Dur. Hadi kalk biraz yağlarımızı eritelim. Hop bir iki üç. Hop bir iki üç. Hop. Nasıl? Ne biçim jimnastik aman sen? Yandan! Devir değişti artık Peyami. Jimnastik bizim zamanımızdaki gibi yapılmıyor. Çalkala biraz çalkala. Ben kaslarına iyi gelirim Peyami. Çalkalıyorum. 60. Atla aşağıda. 70. Benim gibi gerdan dur. Gerdan kaslarına iyi gelir. Rampi. Ay o para yapıştın biraz, para yapıştın. Şimdi jimnastikten para yapıştırmanın ne alakası var Allah aşkına? Ayol sen yapıştır, cüzdan kaslarına iyi gelir. Yandan 60. Ne oldu bu ayol, bu ne biçim jimnastik böyle? Devir değişti ama sen, jimnastik bizim zamanımızdaki gibi yapılmıyor ki. Haydi be ben o! Haydi! Yorgunluktan bittim valla. Hani sabahtan beri ağzımıza bir lokma koymadan deli danalar gibi hoplayıp zıplıyoruz. Yani bu yaştan sonra spor bizim neyimize? Tutturdum bir sağlıklı yaşam diye. Ben mi tutturdum? Tabi sen tutturdun. Halbuki bizim yaşımızdaki biri için en sağlıklı spor istirahattir. Ama tabi gıdana da dikkat edeceğim. Sana sadan alsana biraz. Aslında biz doğru dürüst yemek de yemiyoruz yani. Yani gıdasızlıktan hastalanmasak bari değil mi? Vallahi böyle giderse rahatsızlanacağız. Baksana bir deri bir kemik kaldı ayol. Ya şu börekten de al börekten. Ne derisi Amaset, iskelete döndük iskelete. Halbuki ya. Bizim yaşımızdaki biri iyi yemek yemeli. Şu dolmalardan da alsana Peyami. Ne demişler?
Can boğazdan gelir diye, değil mi? Tabii canım, spordan gelseydi can spordan gelir derlerdi, değil mi? Ne gibi? Ne gibi? Aman boş ver. Şu pilavdan da alalım peyami. Vallahi bu gidişle yakında Etopyalılara döneceğiz. İnce ince, Yasemince her mevzuya.